8 puan. 2 puan Fenerbahçe kaybetti. 3 puan Galatasaray kaybetti. 3 puan Beşiktaş kazandı. 8 puan arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyor. Güzel insanlar 8 puanla haftayı kapattı Beşiktaş. Şimdi baktığınızda aslında 8 puan değil. Bir de Beşiktaş'ın kullanılmış bir bay hakkı var. Yani ne demek? Galatasaray bay geçecek, Fenerbahçe bay geçecek. Şimdi Galatasaray'ın bay geçtiği hafta galiba 12. hafta, evet. Beşiktaş kimle oynuyor? İçeride Aytemiz Alanyaspor. Yeneceksin. O hafta yeneceksin. En önemli maç. Yani en önemli olay budur. Bir de yakın. Şimdi baktığınızda 15. hafta, yani sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta önce Fenerbahçe'nin bay hakkı var. Beşiktaş'ta Sivas Spor deplasmanında yeneceksin. Yani bu haftalarda yenilmeyeceksin. Bu haftalar seni çok daha farklı yere getirecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin bay olduğu haftada güzel insanlar, hem Beşiktaş Sivas Spor deplasmanında, fakat Galatasaray da içeride Trabzonspor'la oynuyor. Haftaya bak. Haftaya bak. Şimdi bu haftaları çok var. Herkes kendi önündeki haftaya bakmak zorunda. Maç maç gitmek zorunda. Beni takip edenler, videolarımda Nergis'le, Skorer'de Nergis'le yaptığımız Instagram yayınlarında, televizyonlarda hep bu puan kayıplarının yaşanabileceğini dile getirmiştik güzel insanlar. Ve yaşandı da. Özellikle son Milliyet Komitesi'ndeki Nergis'le yaptığım son yayında Ankara Gücü'nün ve Antalya Spor'un puan almaları beni şaşırtmaz dedim. Beşiktaş'ın maçları da kolay maçlardı. Herkes sanıyor ki Galatasaray, Fener zor maçlar oynuyor. Beşiktaş kolay maçlar kazanıyor. Hayır, o maçlar da zor. Tıpkı yarınki Gaziantep Futbol Kulübü maçının da zor olduğu gibi. Bu haftalarda artık kolay maç yok. Kolay maç yok. Açılacak kilitler var. Açılacak savunmalar var. Alttan düşen bir takım uzun yıllar geri gelemez bu borçlarla. O nedenle düşmemek için yüreklerinde, ciğerlerinde, damarlarında ne varsa sahaya yansıtırlar arkadaşlar. O nedenle kolay maç yok. Ha, Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü'nü yendi. 3'te 3 yaptı. Efendime söyleyeyim, önünde ne kalıyor? Başakşehir Fenerbahçe maçı milyara kadar. Bakın, Başakşehir maçı önemli. İşte o kritik hafta. Yani kazandığın, üst üste kazandığın 9 puanı taçlandırmak istiyorsan Başakşehir deplasmanına galibiyetle döneceksin. Burada Beşiktaş, rakipler tabii ki puan kaybetmeleri önemli ama önceliğini kendi maçlarına. Motivasyon, konsantrasyon, 3. bölgesi iyi Beşiktaş'ın. Abubakar, Larin formda, Cenk Tosun gelecek o kritik haftalarda. Baktığınızda oyuncuların maaşlarını ödeyen bir yönetim. Dolayısıyla planlamalar iyi gidiyor. Fakat bu işin garantisi yok arkadaşlar. Garantisi yok. Fikstürde daha çok kırma noktaları var. Ben milli araya kadar Beşiktaş'ın minimum kayıpla girmesi Beşiktaş'ı Nisan'da başka bir havaya sokacak. Önemli olan Mayıs'lar değil arkadaşlar. Nisan'da ne yaptın? Bakın Nisan, Sergen Hoca orayı boşuna işaret etmiyor. Nisan'ı boşuna demiyor. Ve artık bundan sonraki haftalar kritik haftalar. Muhtemelen Sergen Yalçın Instagram hesabında Beşiktaş çubuklu formasını o yüzden koydu herhalde. O fotoğrafı, çubuklu formanın fotoğrafını o yüzden koydu galiba. Herhalde bundan sonraki aşamada kafamda bir şey var. Muhtemelen öyle bir paylaşım yapacak. Ama o aşamaya daha çok var. Fakat burada herhalde demek istediği de artık sahadayız. Sahaya motive olalım. İşler kritik haftalara giriyor. Şampiyonluk getirebilecek maçlar geliyor. Bu haftaları mümkün olabildiği kadar az hasarsız atlatmak güzel insanlar. Şimdi
Mete Kalkavan yönetecek maçı. Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yardımcı hakem. Dördüncü hakem ise Volkan Bayarsa. Ben ne diyorum? Dikkat. Her şey dikkat. Ha, günahını almayalım. Değil mi? Yok arkadaş. Günahını almayalım ama dikkat edelim. Şampiyonluk oranları güncelledi. Beşiktaş iddia güncelledi. Beşiktaş tekrar, yani Beşiktaş zirvede, şu an şampiyonun güçlü adaylarından biri. Ve bu haftalar, kritik haftalar derken arkadaşlar, bunları kastediyoruz. Yani çarşıda bir dördüncü hakem tepkisi gösterdi. Zaten çarşı, hadi Beşiktaş'ta çarşı, Selçuk Derili de o tepkiyi gösterdi. Yani objektif bir yorumcu Selçuk Derili, eski hakem, o da aynı tepkiyi gösterdi. Arkadaşlar, hayırdır diyor. Selçuk Derili diyor ki, hayırdır Twitter hesabında. O nedenle hakem de önemli, taktik de önemli, saha dışı, saha içi hepsi çok önemli arkadaşlar. Ve dördüncü hakem diyorsunuz. Aman Sergen Yalçın, dikkat diyorum. Zor maçlar ve zor dönemler. Arkadaşlar, zor maçlar ve zor dönemler. Abdurrahim Albayrak'a adalet istiyoruz, adalet istiyoruz diye bağırdığında ben hep söylüyordum. Adalet istiyorsanız önce VAR kayıtlarıyla başlayacaksınız. Galatasaray'da bazı kardeşlerimiz tepki gösteriyor ama ben bunu Beşiktaş Galatasaray için istemiyorum kardeşim. Türk futbolunda elinizde belgeler varsa bu futbolu temizleyebilecek. Çıkarın ortaya koyun. Niye saklıyorsunuz? Benim amacım Türk futbolunun temizlemesi. Benim amacım Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına engel olun. Bu değil. Zaten adaletlilik olsa kimse tedirgin olmasın. Niye panik oluyor ki? Hak istenince, adaletlilik olunca. İşte sen onu Kasımpaşa maçından sonra da gösterecektin. Ben 4-5 tane kritik skora etki edebilecek hatalar bulurum. Ve konuşulur televizyonlarda. Abdurrahim Bey ile de konuşuruz. Çıkarız karşısına, anlatırız. Efendim Fenerbahçeli yöneticilerle de konuşuruz. Beşiktaşlı yöneticilerle de konuşulur bunlar. Ama mesele Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor değil. Mesele Türk futbolunun içerisindeki o yapının temizlenmesi arkadaşlar. Bu iş düzene girecek. Kimse bizi böyle hayal görüyor zannetmesin. Biz gazeteciyiz. Bizim burnumuza kokular geliyor. O nedenle baskılar artıyor. Hakemler, net söylüyorum, hakikaten çok çok kaliteli, iyi hakemler. Net söylüyorum. Ama arkalardaki yapılar farklı arkadaşlar. Demek istediğim nokta o. Yoksa hakemlerimiz kötü hakemler değil. Gerçekten değil. Yani çok dünya standartlarında hakemlerimiz var. Ama içerisi ne? Onu bilmiyoruz. Yani içerisi ne? Yani mesela Emre Galatasaray'a geldiğinde Alanya'da o transfer masasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir yönetici vardı arkadaşlar. Doğru mu? Doğru mu? İçeride yapılacak oylamalarda ne kadar böyle hakkaniyet, adalet olur? Olmaz. Demek istediğim şey, hiçbir yerde, efendime söyleyeyim, yani istifa etti, geri geldi. Olmaz. Futbolu şirketler yönetecek. Başka çaresi yok. CEO'ları yönetecek, şirketler yönetecek, Premier Lig gibi her kulüpten temsilci olacak. Her kulüpten, Süper Lig'deki her kulüpten. Yoksa başka türlü bu bataklığın içerisinden kurtulamayız arkadaşlar. Gelelim diğer konulara. Evet, buradaki notlarımız arasında bakıyoruz. Arkadaşlar, Vida'nın bir... Yani Vida'ya gelmeden önce ben Abubakar'la ilgili bir şey söyleyeyim. Burada bugün Milliyet Gazetesi'ne çıktı. Ben çok fazlasını yazmadım. Sergen Hoca ile Abubakar arasındaki konuşma. Bazı sitelerde de onların altına yorum yapılıyor. İki kişinin bildiğini üçüncü kişi nereden biliyor diye. Arkadaşım artık şunları yazmayın. Ya yani onu yazana söylüyorum. Gazetecilik çok farklı bir şeydir arkadaşlar. Bazen haberin içerisinde kaynaklar belli olmasın diye dedildi, öğrenildi, şuydu, buydu, sızan bilgilere göre söylenir bazen. Ona da karışma be kardeşim be. Ya kaynak mı belli dedim? Karışma. İki kişinin yalan mı değil mi ola bak sen. Ya bu kadar şey olmayın ya. Bu kadar detaya takılma kardeşim. Yıllardır benim en takıldığım nokta bu. Gazetecilik çok farklı bir şey arkadaşlar. Gazetecilik
Efendim bana falanca adam dedi ki böyle böyle, bu yazılamaz. Kaynak yazılamaz. Onun bir süslemesi yapılır. Onun bir perdesi çekilir. Bu bütün hani siyasette de öyle, her yerde öyle. Ha adam der ki benim ağzımdan yaz. O der ki benim ağzımdan yaz. Olur mu öyle şey? Öyle olursa yani ağzından yaz derse. Şimdi Seryan Hoca Abu Bakar'a sert çıktı. Bir maçtan sonra ayaküstü çok fazla uzatmadı çünkü sıcağı sıcağına. Hayırdır falan gibilerinden. Orada bir sert çıktı. Bir de burada. Şimdi burada arkadaşlar olayın özeti şu. Biz detayları metalleri çok fazla yazmadık. Ama özeti şu. Seryan Hoca Abu Bakar'a ne demiş biliyor musunuz? Sen oyundan çıkarken Enkudu'nun suratına bakmadın. En büyük saygısızlık budur. Bak, o senin takım arkadaşın. 5 dakikada oynasın ya, 10 dakikada oynasın mesela. O senin takım arkadaşın. Hocanın asıl takıldığı nokta o. Yani el kol işaretinden öte kendisine yapılan takım arkadaşına saygı duyulması gerektiğini söylemiş. Ve defalarca ve çılgınlar gibi özür dilemiş arkadaşlar. Evet Abu Bakar, sen iyi bir golcüsün, sen düzgün bir adamsın, dürüst bir insansın ama burada patron Sergen Yalçın, onun da üzerinde Beşiktaş yönetimi var ve hepsini geçtim Beşiktaş taraftarı var. Bu takım niye kazanıyor? Takım olduğu için kazanıyor. Herkes forma giydiği için kazanıyor. Kimse bireysel olarak ön planı çıkartılmadığı için kazanıyor. Herkese eşit davranıldığı için kazanılıyor. Ve Sergen Hoca da bu yönde bir konuşma yapmış Sayın Abu Bakar Bey'le. Abu Bakar iyi insandır. Maçın adrenalinden dolayı bir gol, çünkü rakip açıldığı için mutlaka ben kesin gol atarım. Kesin gol atarım diye düşündüğü için. Ama hocanın da bir bildiği var ki seni çıkartıyor. Hocanın da bir bildiği var ki seni çıkartıyor. Eğer sezon sonu sen şampiyon olduğunda kupayı kaldırdığında hocanın kafasındaki planlamaların yerine oturmasından, senin kafandaki ama en önemli nokta ne? Bu planları takım halinde başarabildiğinizi fark etmen. Durum budur. Durum budur. Kimsenin gözüne yaşına bakılmaz. Bu takımdan kimler gönderildi? Bakın kimler gönderildi? Başka bir şey demiyorum. Burada esas olan Beşiktaş. O nedenle Sergen Hoca'nın bu sert çıkışlarından sonra zaten hemen akabinde özür dilemiş de ve hoca bir de şey demiş, hani bana tepki göstereceğin yer saha değil. Odama gelirsin, bana odamda tepki göster demiş. İki kişinin arasında olanı sen nereden biliyorsun abi diyorsun. 16 yaşından beri bu işin içerisinde. Bırak da biraz bilelim arkadaşlar. Size doğru, net, taze bilgiyi vermek için. Beşiktaş'ta her şey yolunda. Güllük gülistanlık, enseyi karartılacak bir şey yok. Abu Bakar Sergen polemiğinden de bir şey çıkmaz. O bir polemik değil. Konuşuldu, özür dilendi, bitti. Hemen kısa zamanda çözüm budur. Hocalık bunu gerektiriyor ve Sergen Hoca bunu çok iyi başarıyor. Ha, ona rağmen Abu Bakar, yok arkadaş ben Türkiye'nin en büyük golcüsüyüm, yok arkadaş böyle bir tavır olmaz da diyelim oldu. Benim bildiğim Sergen Yalçın gereken neyse onu yapar. Daha önce yaptı, şahitsiniz. Gereken neyse inanın hiç de çekinmez onu yapar. Net söylüyorum. Ama öyle bir şey yok, öyle bir duruma da gelinmedi zaten. Efendim, akşam son sayfadayız. Belki dün yapamadık ama belki bu akşam bir de saat hani oradayım mı burada mı bilmiyorum. Belki bir canlı yayınımız olabilir. Söz vermiyorum. Ama akşam son sayfadayız. Hepinizi bekliyorum güzel insanlar.